Çocukları mı sen bıraktınız çok buraya özür gelip? Efendim? Sen çok pardon bir soru soracağım. Soramadım onu bir türlü. Sen sürekli tehdit ve şiddetten kaçtın. Aynı durum burada da söz konusu. Sen Yaşar hani o uygulamadan geldin ya seçtin. Kaşına baktın, gözüne baktın, yüzüne baktın. Baktığında orada melek gibi gözüküyor. Ama o kendi eşine aynı şekilde davranmıyor. Kendi eşine şiddet uyguluyor. Hala Yaşar'la olmak istiyor musun? Evet. Ha? Evet. İstiyorsun. Sosyal medyada nasıl anlattı sana duygularını, hayatını, gelecekle ilgili planlarını? Ya çok özür dilerim de yani siz nasıl yazışıyorsunuz ya? Nasıl kaçıyorsunuz? Ne anlattı sana? Ne vaat etti sosyal medyada? Ya eşimle anlaşamıyorum falan dedik. Tamam. Onu anladım. Bir şey vaat etmesi lazım Fatma. Ne vaat etti sana? Fatma seni çok mu mutlu edeceğim dedi. Benim yanımda çok mu huzurlu olacaksın dedi. Eşiyle anlaşamıyor. Nasıl bir anlaşmazlık bu? Sözlü tartışma mı varmış aralarında? Eşine şiddet uyguladığını söyledi mi? Yok. Söyledin mi? Hayır. Abla ben şiddet uygulamadım ki. Sen eşine... Sadece kuru laf söyledim yani. Kuru laf söyledin. Evet. Hakaret ettin. Evet. Hakaret ettiğini söyledi mi? Bir de o ceza davalarını söyledi mi? Yok. Söylemedi. Her şeyi bıraktınız. Kendinize yeni bir dünya kuracaksınız. 9 aydır da tanışıyorsunuz. Çocuklarıyla ilgili çocuklarına bakıyor muymuş, sorumluluk alıyor muymuş? Bakıyormuş çocuklarına. Niye çocuklarına bakmasın ki yani? Çocuklar nerede? Annesinin yanında. Annesinin yanında. Kim bakıyor çocuklara? Annesi. Yaşar buraya ilk geldiğine ne dedi? Çocuklarımızla ilgili çocuklarıma bakamadığım için ekonomik sıkıntılar çekiyorum. Düzenli bir işte çalışmıyorum dedi. Değil mi? Bir insanın hayatta net bir duruşu olur. İşte çocuklarına karşı, işiyle ilgili, sosyal ilişkilerinde... hep şeydir böyle düzdür, nettir, hiç böyle yamuğu olmaz. Kimseyi üzmez, kırmaz, sorumluluğunu bilir. Sence Yaşar bu özelliklere sahip biri mi? Evet. Sahip biri. Her şeyle güveniyor musun Yaşar'a? Evet. Sen Fatma'ya güveniyor musun? Güveniyorum abla. Güveniyorsun. Şimdi ben bir yola çıktığım insanla yarı yolda bırakmak istemiyorum. Yarı yolda. Karını niye bıraktın, çocukları niye yarı yolda bıraktın? İki tane çocuğu niye yarı yolda bıraktın? Şans versen bana şans verecek mi abla? Anlamadım. Ne demek bu? Kime şans versen? Seda için. Şanstan kastın? Efendim? Şans, nasıl bir şans verecek sana? Oturalım konuşalım. Niye böyle oldu? Bu sorunlarımızı çözmek için, konuşmak için bir şans versin bana o zaman abla. Barışalım diyorsun. Evet. Karımla barışmak istiyorum. Evet. Fatma, kendine bunu yapma. Abla ben dünden beri hani bayağı tek... Her yer neresi? Evet. Ailem tarafından geliyor abla. Senin ailenden? Evet. Ne diyorlar sana? Sen diyorlar o kadını... kadını? Benim için söylüyorlar abla. Hangi kadını kabul etmezsen? Seda'yı kabul etmezsen... Senin işin zor diyorlar hani bu. Ha, Seda seninle barışmak istiyor. Ölüyor bitiyor diyor. Yaşar diyor beni diyor affetsin. İki çocuğumla diyor bir evde yaşayalım diyor. Sen Yaşar'a hayır cevabı veriyorsun. Şeye Seda'ya hayır cevabı veriyorsun. Diyor ki döneceksin Seda'yı
Kabul edeceksin. Baskı altında olduğunuz için mi Fatma Hanım'a bu hale soktunuz şu anda? Nasıl? Açıklayın da kadıncağız ağlamasın. Söyleyin ona. Ben tehdit altındayım, ondan böyle söyledim. Abla ben zaten söyledim, konuştum. Ben tehdit altındayım, o yüzden böyle söyledim. Yaşar ya, Fatma'ya tehdit altındayım mı dedin? Bu yalanı kim buldu? Abla tehdit ediyorlar beni. Aa, tamam Yaşar, kimse de tehdit etmiyor. Fatma söyle. Hayır, hiç kimse de tehdit etmiyor. Yüzüne dönme. Yalan söyleme. Ya Fatma beni tehdit etmiyor diyorum abla. Tamam, senin yakınların seni tehdit ediyor. Kendi aile. Instagram'dan söylüyorlar abla. Instagram'dan tehdit ediyorlar. Kim? Tanımıyorum abla, ben ne bileyim. Hani ailendi? Ailem de etti. Instagram'dan tanımadıklarım da etti Yaşar, abla, ne bileyim. Yaşar, yani bir saniyede kaç yalan söylüyorsun... Anlamıyorum. Şimdi Fatma'yı yüzüstü bıraktım. Fatma gördün mü? Fatmacığım. Sela seni affeder mi sence? Seda'dan önce affetmek istiyor mu? Esas onun iradesi önemli. Siz tehdit altında olduğunuz için mi eşinize barışma teklifi iletiyorsunuz? Yoksa hala gönlünüz Fatma Hanım'da mı? Ona ilk önce bir karar verin. Abla nasıl bir şey bilmiyorum. Hani benim kafam bayağı bir karıştı ama... Tamam benim aklım onda olabilir ama... Beni tehdit ediyor. Ben zaten Fatma'ya kendim söyledim abla. Beni tehdit ediyorlar dedim. Böyle böyle yapıyorlar dedim bana. Ah Yaşar yani. Ne bileyim abla, karıştı yani, ne bileyim. Buraya gelirken halı kızı bahanesini uydurup yani yola çıkan biriyle... Ben de iki bir arada kaldım abla. Ben de ne yapacağımı bilmiyorum ben. Ya sosyal medyada bak. Şimdi bu olay nasıl iyi bir örnek biliyor musunuz? Aslında kötü örnek örnek olmaz da şöyle bir örnek. Sosyal medyadan birilerini tanışıyorsunuz, gidiyorsunuz. Onlara çok güveniyorum. O vazgeçilmez. O dünyanın en dürüst insanı. Ben ondan vazgeçmem. Ben onunla ölümüne kadar varım diyorsunuz ya. Dönmesi saliselik bir olay. Bir, yüzüstü bırakırsınız. İki, hiç kimse... Kendi ailesini bırakıp kolay kolay başka birine gitmez. Ama böyle sorumsuz insanların hepsi rahat bir şekilde sosyal medyada tanıştıkları insanlarla yola çıkarlar. Onları da yarı yolda bırakırlar, mağdur olurlar. Fatma. Efendim. Seni üzen tehdit edilmesi mi? Yoksa eşimi affedeceğim demesi mi? Hiç boş yere ağlama. Bu işin ucunda ölüm de olsa seni bırakmıyorum. Aa, yine bir öptüm. Gel. Allah abla, ben yani buradayım abla. Değmez bile, otur şuraya. Ben buradayım abla. Saçma sapan konuşma Allah aşkına. Otur. ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.